Merhaba, ben Nurcan Seven. Bir YouTube okulu eğitimine daha kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün YouTube'da nasıl bir konu bulayım diye düşündüm. Birçok YouTuber da bazen bu konularda takılır. Yani bu bir gerçektir. Gerçekten çok iyi araştırılarak bazen videoların hazırlanması gerekiyor. Çünkü içerik ne kadar kaliteli ve güzel olursa sizi takip edenler, size abone olan ya da olmayan herkes daha çok kanalınızda gezinmiş olur ve daha çok izlenme almış olursunuz. Şimdi YouTube'da daha hızlı büyümek için bazı ipuçlarına ihtiyacımız var. Bunlara kısaca pratik ipucu da diyebiliriz. Şimdi diyeceksiniz ki YouTube'da daha hızlı büyümek için nasıl bir yol izlemeliyiz? Acaba hangisinden bahsediyor diye merak ediyor olabilirsiniz. Benim aklıma şu geldi bugün. Şimdi birçok kişi YouTube'da kanal kurduktan sonra acaba yarın kanalıma hangi videoyu yüklesem diye düşünmeye başlar. Bazen bir iki tane video fikri aklına gelir. Hangisini öne alayım der. Birini illaki seçer, diğerini de ihmal etmez eğer kafasında varsa bir kenara not alır. Not almak zorunda çünkü bazen öyle oluyor ki gerçekten konu bulmakta ve video izlemekte YouTuber'lar sıkıntı yaşayabiliyor. Fakat kanal takip gerçekten çok faydalı. Bunu her zaman söylüyorum. Kanal takip sayesinde bazen bu sıkıntılardan kolayca sıyrılabiliyoruz. Şimdi YouTube'da içerik üreticisiniz ve diyorsunuz ki ben artık yarın ne yükleyeyim diye düşünmeye başlıyorsunuz. Düşünürken evet kanal takipten faydalanıyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Fakat kanal takibin dışında ne yapabiliriz? Şimdi YouTube'da kanalımızı kurduysak, videolar atmaya başladıysak YouTube'da kanalımızdan da bazı ipuçları alabiliyoruz. Nasıl diyeceksiniz? Şimdi şöyle bizim YouTube kanalımıza girdiğimiz zaman kontrol panelinde solda analitik bölümü var. Soldaki analitik bölümünden gelirlerimiz gözüktüğü gibi trafik kaynakları da gözükmekte. Trafik kaynaklarının bize faydası nedir? Biz buraya girdiğimiz zaman trafik kaynaklarında önerilenler kısmını görürüz. Önerilenler kısmına baktığımız zaman bazı videolarımızın gerçekten çok izlendiğini görürüz. Peki bunun bize faydası nedir? Bunun bize faydası çok ama çok büyük. Şimdi biz eğer kanalımıza video atmayı düşünüyoruz ve konu bulamıyoruz değil mi? Direkt kendi kanalımızdaki videolara bakarak bazı ipuçları alabiliriz. Bu sebeple bazı pratik ipuçlarından bahsetmek istiyorum dedim. Bunu zaten çok büyük YouTuber'lar biliyor. Özellikle profesyonel olanlardan kastediyorum. Onlar gerçekten buraya önem veriyor. Kanalımızın trafik kaynaklarındaki önerilenler kısmı çok ama çok önemli. Burada biz birçok video atabiliriz. Yani sayısı 100 olur, 200 olur, 300 olur, 50 de olabilir. Fakat bu kadar videonun içinde acaba hangi videolarımız daha çok önerilenlere çıktı? Önerilen kısmını zaten biliyorsunuz. Bir videoyu izlerken sağ tarafta çıkan, büyük eğer bir bilgisayarda, bir laptopta izliyorsanız sağda, bir cep telefonunda izliyorsanız videonun alt kısmında çıkan videolar önerilen videolardır. Şimdi önerilen video olma çok ama çok önemli. Önerilen videolar yaparken meta verilerinden de yararlanıyoruz. Meta verileri nedir? Başlık, açıklama, etiket ve görsel benzerliğidir. Yani küçük resim benzerliği. Atıyorum şu bir görsel değil mi? Yani küçük resim. Mesela başlık bir buna yakın olur. İşte bu sağ taraftaki Instagram ile ilgili atmış olduğum o küçük resim sol tarafa geçer. Birçok YouTuber bunu bu şekilde uygulamakta. Yani diyelim ki bir kişi video attı. Diyelim ki bu şekilde attı. Sağ tarafa bir resim ekledi. Aynısını sol tarafa atarak benzeterek ve başlık açıklama ve etiketleri de benzetir. Tamamen kendi fikirlerinden oluşan bir video hazırlayabiliyor. YouTuberların çoğu zaten bunu yapıyor. Büyük YouTuberlar da aynı formülden gitmektedir. Bunu zaten YouTube'da
sadece kanal atarak değil, pardon, kanalda video atarak değil, kendi kanalını kurup videolar attıktan sonra başka kanalları da takip ettiğiniz zaman o zaten görüyorsunuz. Yani küçük resimden yakalıyorsunuz, bakıyorsunuz aynı, birbirine yakın başlıktan yakalıyorsunuz, etiketlerden yakalıyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz ki bu gerçekten bu şekilde. Bazı meta verilerini iyi kullandığınız zaman ve kaliteli de bir içerik sunduğunuz zaman gerçekten ama gerçekten önerilenler kısmında diyelim ki kişiye atıyorum 50 bin izlendi. Sizin videonuzda başlık açıklama, etiket ve küçük resim olarak benzerlik var. Diyelim ki sizinki de 2 bin, 3 bin, 5 bin izlendi. Fakat önerilenler kısmında YouTube sizi öneriyor. Neden öneriyor? Hem siz düzenli video atıyorsunuz YouTube'da, YouTube'un istediği bir şeydir bu. Hem de meta verisi olarak bir eşleştirme olayı çıkıyor. Eşleştirme dediğim az önce anlattığım küçük resim benzerliği, başlık açıklama ve etiket benzerliği, bunun gibi. Bunların hepsi eşleştirmedir. YouTube eşleştirme olduğunda gerçekten birbirine öneriyor. Kendi videolarınızın içinde de, yani ben bunu kendi kanalımdan fark ettiğim için söylüyorum. Mesela şuradaki küçük resime bakın. Bir de şuradaki küçük resime bakın. Benim şu videom çıktığında önerilenler kısmında hemen sağ tarafta bu da çıkıyor. Neden? Burada küçük resimde ben yeşil rengi kullanmışım. Burada sarıyı kullanmışım. Farklı başlıklar, farklı içerikler. Fakat küçük resimler birbirine benzediği için ve başlıkta da YouTube diye başlamış. Bu ikisi birbirini öneriyor. Eğer bu çıktıysa bunu öneriyor, bu çıktıysa da bunu öneriyor. Hemen bir altında bu çıkıyor. Diyelim ki şöyle bir ok kullandım. Böyle bir video çıktı. Konusu ne kadar farklı olursa olsun, eğer böyle bir ok kullandım ve diğer videomun küçük resminde de böyle bir şey kullandıysam kesinlikle birbirini hemen küçük resimden de olsa öneriyor. Bazen de YouTuber'lar bunu çok iyi fark etmiştir. Siz de eğer YouTube'a girecekseniz şuna da dikkat edin. Bazen de küçük resim değil, sadece video başlıklarından diyelim ki bir ya da iki kelimeyi yakaladığı zaman videolardan YouTube'un algoritması sizi önerilenler kısmına getirebiliyor. Gerçekten oluyor. Yani mesela YouTube abone arttırma, YouTube'da nasıl daha fazla abone arttırılır gibi bir başlık diğer videoda diyelim ki var. İkisinde de abone geçiyor. İkisinde de YouTube geçtiği için birbirine önermiş oluyor. Yani neymiş? Meta veriler gerçekten çok önemli. Bir de YouTube kanalımızın analitik bölümündeki trafik kaynaklarındaki önerilenler kısmı çok ama çok önemli. Önerilenler kısmı da bize bizim kanalımızda aslında YouTube birçok yerde önerdiğinde en çok hangi videolarımızı önermiş? Burada bir ipucu yakalıyoruz. Önerilen videolarımız hangisi ise onunla ilgili konular bulup daha farklı konular bularak kanalımızı biraz daha büyütmüş oluruz. O konularda biraz daha videolar atarak biraz daha önerilenlere çıkma imkanımız olur. Bu şekilde de önerilen olmuş oluruz. Önerilen video olmanın faydası nedir? Daha fazla izlenme ve daha fazla abone getirir. Ne kadar takipçiniz olur, ne kadar izlenme saatiniz artarsa o kadar da iyi geliriniz olur. YouTube gelirini reklamlardan kazanmakta. Diyelim ki siz atıyorum tamamen örnek siz 1000 lira kazandınız. Bunun yarısı YouTube'un. Yani demek nedir? Bundan anlayacağımız şey şu. Demek ki YouTube'da reklamlardan kazanıyor. Biz de reklamlardan kazanıyoruz. YouTube'un iş ortağı olarak ne kadar önerilen olursak, ne kadar kaliteli içerik üreticisi olursak o kadar çok önerilenlere çıkmış oluruz. Önerilen video olma gerçekten çok ama çok önemli. Zaten videolarımızın analitik bölümünde de en çok bize bağlı olan abonelerden çok abone olmayan izleyicilerden daha çok izlenme aldığımızı görürüz. Yani bu birçok YouTube kanalında bu gerçektir. Ne kadar diyelim ki sizin atıyorum 5000 aboneniz var.
5000 abonenin içinde diyelim ki sadece 1000 tanesi, 500 tanesi ya da 300 tanesi sizi gerçek anlamda takip etti. Bu tamamen bir örnek. Bunun geri kalan kısmı diyelim ki 2000, 3000 kişi de abone olmayan izleyicilerden geliyor. Bu sebeple meta verilerini de YouTube'daki trafik kaynaklarındaki analitik bölümüne girerek YouTube'daki trafik bölümündeki önerilenler kısmından kesinlikle faydalanmamız gerekiyor. Onun dışında da tabii ki her zaman söylediğim gibi farklı bir Gmail hesabıyla kanal takip yapabiliriz ya da YouTube kanalımızın mailiyle de bu kanal takip işini yapmış olabiliriz. Hiç fark etmiyor. Yani farklı olması da gerekmiyor. Yani bunun için ayrı bir mail de açabilirsiniz. Bağlı bulunduğunuz YouTube kanalının mailiyle de bu işi yapabilirsiniz. Bugün bundan bahsetmek istedim. Yani YouTube'da daha fazla, daha hızlı, daha da önemlisi daha hızlı büyümenin aslında genel yolu bence bu. Umarım faydalı bir eğitim olmuştur. Faydalı olmasını dilerim. Beğendiyseniz beğen butonuna basınız. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.